Öngördünüz ama bu çalışma takvimini ve meclisin çalışmalarını sormadan önce sıcak gündemle başlamak isterim. Rica ediyorum gazeteci dostlarımdan da ilk soruyu moderatör olarak ben sorayım efendim. Malum kısa bir süre önce Can Atalay ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir hüküm okundu ve milletvekilliği düşürüldü. Ancak bu sürece gelinceye değin bazı aşamalar yaşandı ve hem siyasetin gündemine oturdu bu aşamalar hem de hem sosyal medya olsun kamuoyunda olsun çok yoğun tartışıldı, konuşuldu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına direndi ve kararı okunmak üzere milletvekilinin düşürülmesi işlemin tesisi için meclis başkanlığına gönderdi ve bu netice itibarıyla da hüküm okunduktan sonra Can Atalay'ın kararı okunduktan sonra milletvekilliği düşürüldü. Ama muhalefetten çok yoğun tepkiler, eleştiriler geldi. Şunu sormak isterim öncelikle. Can Atalay'ın bu milletvekili düşürme işlemi sizce temayüllere uygun bir işlem mi? Meclis Başkanlığı bu bildirim kendisine yapıldıktan sonra farklı bir inisiyatif takınabilir miydi? Şimdi şöyle yani kestirmeden önce söyleyeyim. Teamüllere tamamıyla uygun bir uygulama yapılmıştır. Dikkat ederseniz Can Atalay'ın bu kararı ile ilgili süreçte öncelikle birinci aşamada biz meclis başkanlığı olarak bunu beklettik. Çünkü hem sürecin tamamlanması, Can Atalay bakımından sürecin tamamlanması hem de ola ki yani herhangi bir yeni bir hak ihlali kararı verilirse orada yerel mahkemenin buna uyma ihtimali dolayısıyla biz kararı bir süre okutmadık, beklettik, mecliste beklettik. Ama sonunda yine anayasanın amir hükmü gereğince kesinleşmiş bir yargı hükmü dolayısıyla bu hükmün mecliste okunması zarureti var. Ayrıca burada çok küçük bir nüans var, bunun da farkına altını çizmek isterim. Milletvekilliği düşürülmesi başka bir süreç, milletvekilliğinin düşmesi başka bir süreç. Yani herhangi bir fezleke olur. Bu fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelir. Orada partilerin ve milletvekillerin oylarıyla kabul edilir ya da kabul edilmez. Eğer kabul edilirse bu milletvekilliğinin düşürülmesidir. Yani mahkemede bir fezlekenin mahkeme hükmü dolayısıyla ya da başka bir gerekçeyle fezlekenin gelmesiyle milletvekilinin düşürülmesi. Burada ise kesinleşmiş bir mahkeme kararının sadece mecliste okutulması, daha doğrusu meclisin bilgilendirilmesi, sürecin tamamlanması bakımından zaruri bir adımdı. Bu adım atılmış oldu. Tabii burada yine görüş farklılıkları var. Ben burada meclis başkanı olarak şuna dikkat ettim. İki mahkeme yüksek yargı arasındaki bir ihtilafın, hukuki bir ihtilafın çözülmesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin taraf olmaması için bu süreçte böyle bir tavır izlendi, böyle bir yol izlendi. Sonunda da mecliste bu kararın meclisin bilgilendirilmesi amacıyla okunmasıyla süreç tamamlanmış oldu. Muhalefetin eleştirileri için ne dersiniz efendim? Bir takım usulü eksiklikler yok, ya da hataların hiçbir yapıldığı ifade ediliyor. O, bir kere isimleri vermek istemem ama geçmiş dönemlerde de bu şekilde doğrudan mahkemenin ya da işte Yargıtay'ın kararıyla milletvekilinin düşürüldüğü yani hükmün okunduğu vakalar var. Burada tamamıyla usule meclisin teamüllerine uygun bir şekilde süreç işletilmiş. Bu süreçte sizin Türkiye'de olmayışınız, Körfez ülkelerine bir ziyaretiniz vardı. Bu da bir eleştiri konusu oldu. Okumak istemedi diye eleştiriler geldi. Okumak mı istemediniz yoksa bambaşka bir durum mu var? Şimdi Sena Hanım, yani biz nihayetinde devletin belli yerlerinde devleti yönetmek bakımından millet tarafından görevlendirilmiş kişileriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olarak da yaptığımız bir sürü yurt dışı seyahat var. Bu seyahatlerin hiçbirisi hadi ben yarın şu seyahate çıkıyorum diyerek kendiliğinden oluşan süreçler değil. İlgili ülkeler, muhatap ülkelerle birlikte, bizim arkadaşlarımızla birlikte önceden hazırlanarak, aylar öncesinden hazırlanarak tarihler, önce tarih aralıkları, sonra tam gidileceği tarihler belirlenerek çok titiz bir çalışma sonucu bu yurt dışı seyahatleri belirleniyor. Yoksa bu yurt dışı seyahatin bu fevkalade yani gerçekten son derece haksız,
mesnetsiz bir suçlamadır. Yani ne zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ne zaman olacağı aylar öncesinden bellidir. Ve burada da teamüller gereği zaten nöbetçi başkan vekili, meclis başkan vekili arkadaşımız her kimse o hafta onu okutacaktır. Süreç orada da normal bir şekilde işlemiştir. Yoksa kararın mecliste okutulmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seyahati arasında en ufak bir bağlantı tesadüf yok. Tesadüf olmuyor. En ufak bir bağlantı yok. Siz Sayın de olsaydınız burada bu tabii ki yani işlemi bu, siz gerçekleştirdiniz. Kaldı ki bakın teamül diyoruz. Teamül evet. Yazılı olmayan kurallar. Yıllar içerisinde, oluşmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi kuralları var. Bunlardan birisi de meclis başkanının hangi oturumlara başkanlık edeceğidir. Bu da çok son derece nadirdir. Meclis başkanı işte 1 Ekim'de meclisin açılış törenine başkanlık eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri genel kurula indiğinde ilk ve son gün oturumlarına başkanlık eder. 23 Nisan oturumlarına başkanlık eder. Özel oturumlar olursa onlara başkanlık eder. Dolayısıyla zaten teamülde Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanının meclisin normal işleyişlerinde meclise gelip başkanlık etmesi söz konusu değildir. Ama isterse Büyük Millet Meclisi Başkanı her oturuma başkanlık edebilir. Buna mani bir durum yoktur. Ama teamüller açıktır. Hangi oturumlara başkanlık edeceği artık herkes tarafından bilinir. İktidar partileri ya da muhalefet partileri tarafından bilinir. Her açıdan normal, teamüllere uygun ve usule uygun bir süreç yürütülmüştür. Efendim mecliste yani bu anlattıklarınız teamüllere uygun ama iki yüksek yargı organı arasında böyle bir çatışma görüntüsü pek teamüllerde yok Ankara'da. Evet. Yani bu boyutu en azından. Yani evet. Görüş ayrılıkları olmuştur geçmişte de ama hani böyle karşı karşıya gelmek adeta bir bilek güreşi gibi ve siyaseti de ortadan ikiye bölen bir nokta. Yani çünkü iktidar tarafı doğrudan Yargıtay'ın yanında yer aldı. Cumhurbaşkanı sonradan hani nispeten daha dışında durdu. Ama Devlet Bahçeli'nin tavrı zaten Cumhurbaşkanımız başka. Ben hakemim bu evet, pozisyonda. Evet. Ama Devlet Bahçeli'nin tavrı ortada. Diğer taraftan muhalefette Anayasa Mahkemesi'nin yanında. Zühtü Aslan'ın daha dün yaptığı açıklama ama Devlet Bahçeli'nin yine bugün yaptığı açıklama derken bütün bu siyasi tablo içinde siz bugün oturduğunuz koltukta tarafsız bir koltukta oturuyorsunuz meclis başkanı olarak. Yani hem Numan Kurtulmuş olarak hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak sizi bu süreçte diğer taraflardan ayırt eden nokta nedir? Yani ayrıştığınız nokta nedir? Ve bundan sonrası için çünkü şimdi yine bir Anayasa Mahkemesi süreci başlayacak, bir başvuru var. Fakat bu sefer o süreçte Yargıtay yok. Dolayısıyla Can Atalay'ın geri dönüşü ihtimalini de görüyor musunuz? Şimdi tabii yani Anayasa Mahkemesi nasıl karar verecek, süreç nasıl işleyecek, yapılan başvuruları hangi zaman aralığında gündemine alacak? Bütün bunları göreceğiz. Ne karar verecek göreceğiz. Ama ben başından itibaren ve bu Can Atalay meselesi gündeme gelmeden önceki de önceki yıllarda yaptığımız bazı açıklamalarda hep şunu söyledim. Biz genellikle tekil olayların üzerinde yoğunlaşarak o olayların o günkü aktüel tarafları üzerinden hemen her konuyu da siyasi bir tartışma konusu haline getirmeyi maalesef başarıyoruz. Öyle bir geleneğimiz şimdi var. Evet. Burada esas olan şu. Bu Can Atalay'ın kimliğini bir tarafa bırakarak konuşmak gerekirse bu hakikaten az görülür bir mesele ortaya çıktı ve iki yüksek yargı arasında bir içtihat farklılığı diyelim, görüş farklılıkları diyelim oluştu. Şimdi burada bizim öncelikle başından beri söylediğimiz bir şey var. Türkiye'de bir anayasa değişikliğine ihtiyaç vardır, hayati bir ihtiyaç vardır. Çünkü mevcut 12 Eylül Anayasası aslında bu tür güçler ayrımı prensiplerini ya da erkler arasındaki tanımları da zaman zaman muğlak hale getirerek bazı boşluk alanlarını, belki bazı böyle potansiyel tartışma alanlarını da bünyesinde barındıran bir anayasadır. Burada ilgili anayasa maddeleri, ben teknik detayını tartışacak değilim ama bunların üzerinde tartışmak, bunları konuşmak, bu olaydan ayrı olarak, bu olay olmasaydı bile bunları gündeme getirmek, herhalde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türkiye'de yasaları değiştirebilecek, anayasayı yeniden yapabilecek güce, kudrete sahip olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temel vazifelerinden. Umut görüyor musunuz? Ben böyle bir ihtimal görüyorum. Öyle. Burada bir takım partizan yaklaşımları bir tarafa bırakarak, yani her parti için, her partinin siyasi atmosferinde olan insanlar için, Türkiye'de hangi konuların
acil önem arz ettiği, hangi konularda bir anayasa reforma hatta ihtiyaç olduğu, bunlar zaten yıllardır tartışılıyor. Burada asıl olan iyi niyetle bir araya gelerek, ön yargılı olmaksızın, yani burada temel çizgimiz şu olmalıdır, anayasa tartışmasının doğru yöntemlerle ve doğru zeminde tartışılmasıdır. İşte orada hep bugüne kadar üzüm yemekle bağcıyı dövmek arasında ama bunu tersi olduğu için. Ben görevim itibariyle bunu yani bana anayasanın çizdiği tarafsızlık ilkesi prensibi içerisinde bunu söyleyebilirim. Bu işin doğru zemini Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasa yapma gücüne, kudretine sahip bir yasama organıdır. Bazılarının söylediği gibi kurucu meclis olmadığı için yeni bir anayasa yapamaz görüşü asla kabul edilemez. Çünkü 400'ü bulursa parlamentoda doğrudan doğruya anayasa değişikliği yapar. Ya da 360'ı bulursa da referanduma gider. Hiçbir partinin tek başına anayasası olmaz. Ya da bir parti grubunun anayasası olmaz. Milletin anayasası olur. Dolayısıyla ben burada iktidardaki ve muhalefetteki bütün partilerin iyi niyetle yaklaşımı çerçevesinde sonuç alınabileceğini, Türkiye'nin temel meselelerini, sistemik problem haline dönmüş olan alanlarını, kronikleşmiş olan bir takım meseleleri çözebilecek adımı atmamızın mümkün olduğuna inanıyorum. Dahası atmamızın zaruri olduğuna inanıyorum. İhtilaf dediniz, bir boşluk alanı, belki görüş ayrılığı olarak nitelendirdiniz ama bunun ortaya çıkardığı manzara itibariyle baktığınızda, yani Anayasa Mahkemesi'nin kararı bağlayıcı nihayidir üzerinden tartışılıyor ama hukukun üstünlüğü ilkesini zedeleyici bir yere gittiği, dahası hak ve özgürlüklere olan güveni örselediğine dair yorumlarda oluyor. Neticede ortaya çıkan manzara burada bu içeride tartıştıklarımızdan hariç yabancı yatırımcıya kadar yansıması olabileceği söyleniyor. Tüm bu eleştirilere siz nasıl bakıyorsunuz, ne yanıt veriyorsunuz? Muhalefet anayasa darbesi olarak adlandırıyor süreci. Şimdi bu çok maksadını da aşan, çok biraz da lüzumsuz bir eleştiri. Çünkü burada Yargıtay da kendi yetkilerini kullanırken ilgili anayasa maddesindeki yetkilerini kullanarak bu süreci oluşturuyor. Belki burada demin söylediğim sistemik problemler derken kastettiğim meselelerden birisi. Örneğin anayasanın 14. maddesindeki devlete karşı davranışlar konusunun sarih bir hale getirilmesidir. Açık bir hale getirilmesidir. Bu illa anayasa değişikliğiyle de olacak bir şey değil. Anayasa bunu yasalara şey yapıyor, izafe ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu anlamda Türkiye, hele hele Türkiye bölücü örgütlerle de mücadele eden, devletin birliğini, bütünlüğünü korumak mecburiyetinde olan, çevresi terör ağlarıyla kuşatılmış olan bir ülke olarak, işte 15 Temmuz darbe teşebbüsü gibi doğrudan doğruya terör örgütlerinin hedefi haline gelmiş olan bir devlet olarak tabii ki kendisini koruma hakkına sahiptir. Ama devlete karşı işlenen suçların da böyle tasrih edilmesi, eski tabiriyle açık bir hale getirilmesi gerekir. Bu anayasa metni içerisinde olabileceği gibi oradan atıfla ilgili ceza mahkemelerinde de bunlar sıralanmalıdır. Yani devlete karşı yapılan suçların, davranışların ne olduğu çok açık. Yani konuşmak mıdır, silah atmak mıdır, örgüt kurmak mıdır, efendim örgüte yardım ve yataklık etmektir. Bunların tasrih edilmesi ve böylece özellikle siyasetçiler bakımından, yani siyasetin alanının bu anlamda hem teröre müsaade etmeyen, terör örgütleriyle işbirliği içerisinde olmaya müsaade etmeyen ama aynı zamanda da özellikle seçilmişlerin de hakkını, hukukunu koruyan bir yeni bir anlayış içerisinde ele alınması gerekir. Kanaatindeyim. Eğer samimi olarak yaklaşılırsa ben bu konu ve başka konularda tartışma alanlarının ortadan kaldırılacağını düşünüyorum. Efendim, bugüne yüksek kadar... çok denendi de hani mesela ben bir Cemil Çiçek'in meclis başkanlığı dönemindeki süreci hatırlıyorum. Tamam, nihayetinde belli değişiklikler de yapıldı ama o çok klasik tabirle hani yamalı bohça. Hep yeni bir yama eklendi. Yani ya bu sefer bahsettiğiniz öyle bir yama olacak ki diğer küçük yamaları da kapatacak ve daha düzgün gözükecek ya da topyekün bohça değişecek. Yani bugünkü siyasi konjonktürde, hele şimdi seçime gidiyoruz, bu iş seçim sonrası olacak elbette ama yani o anlamda diyorum, yani sizin hep olaylara böyle olumlu, pozitif, optimist baktığınızı biliyorum ama ne kadar gerçekçi bakınca ne kadar umutlusunuz onu şimdi merak ediyorum. Şimdi şöyle, şu meclisten, şu anda tabii meclis kapalı ama meclisin oturumda olduğu bir gün tek tek bütün milletvekili arkadaşlarımızı çağırsak, meclisteki milletvekili arkadaşlarımızın
çok büyük bir kısmının evet yeni bir anayasaya ihtiyacımız var dediğini biliyoruz. Siz bazı siyasi partilerin hepsini gezdiniz. Orada hepsinde, da yaklaşım... Bu konuların hepsinde de yeni anayasa meselesi gündeme geldi. Meclis başkanı olduğum günden itibaren iki konu. Birisi yeni bir iç tüzüğe ihtiyacımız var. Çünkü hakikaten meclis zaman zaman böyle uzun saatler süren ve maalesef o gerilimler içerisinde kavgaya, gürültüye de zemin hazırlayan bir çalışma şekli içerisinde. Bunların hepsi konuşuldu. Detaylı bir şekilde arkadaşlarla konuşuldu. Şimdi tabii seçime kadar, 31 Mart akşamına kadar Türkiye'de bir şey bu anlamda çok sistematik değişiklikleri gündeme getirmek mümkün olmaz. Tabii ki anayasa meselesinin zemini Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Altını çizerek söylüyorum. Anayasanın konuşulacağı yer ise Türkiye'nin tamamıdır. Yani siyasi partilerimiz, meclisin içinde dışında, üniversitelerimiz, hukuk camiamız, efendim sivil toplum kuruluşlarımız, yani bu memleketin yönetimine ilişkin fikri olan, eleştirisi olan, şunu şöyle düzeltelim diyen herkese uygun mekanizmalar kurularak bunların görüşlerini almak ve bunun sonucunda da belki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulacak komisyonlar üzerinden bu çalışmaları sürdürmek doğru bir yöntemdir. Herkesin anayasa teklifi olabilir ama hiç kimsenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir anayasa dayatması olamaz. Şöyle, orada bir konsensus var o zaman. Siz tüm siyasi parti ziyaretlerinizde bu havayı aldınız. Yani yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğuna dair bir ortak kanı var mı? Varsa bu nasıl bir mekanizma ile işleyecek çalışma süreci? Tabii o mekanizma meselesi önce herkesin ön yargısız bir şekilde masaya gelmesi. Ondan sonra yöntem bulunur. Yani burada ben de gördüğüm, tabii çok daha detaylı konuşmak lazım bu söylediğiniz soruya net bir cevap vermek için, ama aldığım ilk izlenimler Büyük Millet Meclisi çatısının altındaki siyasi partilerin, grubu bulunan siyasi partilerin bu konuyu seçimden sonra ben sıcak bakacağı yönünde bir görüşe sahip. Ama siz de takdir edersiniz ki yani bugünkü siyasi konjonktüre baktığınızda, örnek vereyim, MHP'nin zaten biliyorsunuz bir önerisi de var ortada zaten. İlk onlar çalıştı ve bitirdiler. Evet. Ama yani bugün DEM Parti'nin isteyeceği anayasa değişiklikleriyle MHP'nin öngördükleri doğal olarak aynı değil ve o mesela bu iki ucu ortak bir zeminde buluşturup bugüne kadar başarılamayan bir şeyi başarmaktan söz ediyorsunuz. Tabii. Nasıl olacak işte? Yani şimdi şöyle, mesela geçmiş dönemde yapılan anayasa, hepsini okuduk. Bütün evet. Ciddi bir müktesebatımız var. Doğru. Çok ciddi çalışmalar yapılmış. Yani yüzlerce toplantı yapılmış. Hatırladığım kadarıyla 64 madde üzerinde o günkü öyle. Partilerin hepsinin uzlaştığı bir anayasa teklifi var. Şimdi aynı teklifleri bugün getirseniz 64 değil belki 94 madde üzerinde uzlaşacak partiler. Dolayısıyla uzlaşamayız. Burada şu partiyle bu partinin taban tabana fikirleri zıttır diye yaklaşırsa zaten uzlaşma kapısını açamayız. Burada şunu söylüyorum. Nihayetinde meclisin anayasa çalışmalarında bunları şeffaf, açık bir şekilde sürdüreceğiz ama sonunda bir de aritmetik var. İşte 360-400 aritmetiği var. Yani gönlümüz arzu eder ki 600 milletvekilini ittifakıyla çeksin. Bu çok zor görünüyor siyasi tablo, atmosfer evet. dolayısıyla. Ama bu da en yüksek konsensüse ulaşalım. İlk burada mecliste doğrudan doğruya 400'e ulaşalım. Ulaşamadık, 360'a ulaşalım. Ben bunun imkansız olmadığı kanaatindeyim. Tabii bu anlamda bir uzlaşı zemini aramaya başlayınca partilerin bir şekilde hakikaten kabul edilmeyecek tekliflerini onlar da görecektir. Masada ya bu teklif kabul edilmez diyerek belki öne koydukları fikirlerin bir kısmından eskilerin tabiriyle sarf nazar edeceklerdir. Yani zaten demokrasi böyle bir şey. Bu herkes yani, için geçerli. Herkes için geçerli tabii. Demokrasi böyle bir şey. Hiç kimsenin %100 söylediği şey kural olarak ortaya çıkmaz ki. Nihayetinde işleyen teamüller var, meclis aritmetiği var. Burada ortak bir nokta bulunabilir. İyi niyetle bir gayret ortaya koyarız. Şayet öyle bir uzlaşı zemini olmazsa referanduma götürme bir opsiyon mudur? Belli yani 360 bulduktan sonra tabii ki referanduma gider. Yani 360 bulmak bile bugünkü parlamentoda bir uzlaşıyı gerektiriyor. Evet. Yani hiçbir parti tek başına 360 almadığına göre, milletvekili olmadığına göre bu dahi bir uzlaşı gerektiriyor. Efendim şimdi Can Atalay'a tekrar dönmek isterim. Şu açıdan döneceğim. Anayasa tartışıyoruz. Siz bunun da bir anayasal mesele olduğunu, topyekun anayasa değişikliğini bunun için gündeme getirdiğinizi ya da bunun hayata geçirmesi gerektiğini ifade ediyorsunuz. Yok, ama, bunun için değil ama zaten yani bir anayasa değişikliği bir ihtiyaç olduğunu ifade ediyorsunuz. Bu da sistemik problemlerden birisi evet. olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi biz tartıştık bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bazı açıklamalar oldu. Anayasa Mahkemesi daha önce de ifade etmişti ama bir kez daha vurgulu bir şekilde Anayasa Mahkemesi artık ulusal güvenlik
sorunu haline gelmiştir dedi Sayın Bahçeli. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi ya kapatılmalı ya yeniden yapılandırılmalı dedi. Sayın Cumhurbaşkanı da benzer şekilde Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılmasına dönük bir mesajı olmuştu. Sayın Adalet Bakanı da buna dair çeşitli dönemlerde mesajlar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin yargılamalı usulleri kanununda bir değişiklik yapılması beklentisi vardı. Ancak sonrasında biraz herhalde bu süreç soğutuldu. Gündeme gelmedi. Sizce Anayasa Mahkemesi'nin bugün itibarıyla bireysel başvuru usulünde bir sorun var mı? Bu sorun giderilmeli mi? Büyük bir anayasa değişikliği öncesi meclisteki aritmetiği de dikkate aldığımızda Anayasa Mahkemesi'nin yargılama usulleri kanununda değişiklik yapılarak hem bireysel başvuru düzenlenebilir mi? Hem de Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkilerine ilişkin yeni bir tasarruf olabilir mi, olmalı mıdır? Şimdi şöyle, yani Anayasa Mahkemesi'nin bugün bireysel başvuru meselesi biliyorsunuz son yıllarda kabul edilmiş bir şeydir ve bireysel başvuru dolayısıyla da Türkiye uluslararası alanda da çok ciddi şekilde demokratik açılımlar bakımından eli rahatlamıştır. Ve doğru bir konu olmuştur. Ama bildiğim kadarıyla, rakamı yanlış biliyor olabilirim, 165 bin bireysel başvuru dosyası evet. var. Yani Anayasa Mahkemesi temel meseleleri, bireysel siyasi alanlar, fikir meseleleri, bu alanlarda karşılaştıkları insan hakları ihlalleri, bu ihlalleri bir şekilde gidermek, bunlarla ilgili karar vermekle ilgili bir adım olmak yerine, diyelim ki iki arsa komşusunun arsa ihtilaflarının da hak ihlallerinin ele alındığı bir sürece doğru geldi. Ve olağanüstü yüksek bir mahkeme yükü var. Belki bunları çözebilmek için yeniden yüzlerce Anayasa Mahkemesi'nin yargıç alması lazım. Dolayısıyla bütün bunlar bakın hiçbir yasa ya da ortaya konulan hiçbir kural sonuna kadar ila nihaya devam etmeyebilir. Zaten demokrasinin güzelliği burada. Bir şey koydunuz, o günün şartları içerisinde çok doğru, çok olumlu bir adım atıldı. Ama bugün uygulamada karşımıza böylesine bir yargı yükü ortaya çıkıyorsa, bunu da değerlendirmek siyasetin vazifesidir. Yani yargı sadece benim üstümde çok yük var diye bundan serzeniste bulunabilir. Ama bunu çözecek olan yer siyasettir. Bu anlamda bunlar konuşulur. Yani hak ihlallerinin sınırlandırılması ya da hak ihlalleri konularının yeni bir perspektifte kavuşturulması evet bir tartışma meselesidir. Ama bunun kararını verecek olan da burasıdır. Türkiye'de sizce bir düzenleme gerekli mi? Yani öyle görünüyor. Çok açık bir birikme var orada. Yani niye hak ihlali için insanlar oraya müracaat ediyor? Ya ben mahkemelerde hakkımı alamadım. Bana bir yol göster diye müracaat ediyor. Ama bu da bir yargısal sorunu işaret etmiyor mu efendim? Derece mahkemelerinde hiç şüphesiz, tatmin olamadığı için insanlar Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Bir genel manada bir yargısal sorunu herhalde bu da tekabül ediyor, öyle mi? Tabii ya, orası var. Ondan sonra istinaflarla ilgili beklentilerin tam karşılanamamış olması var. Yani bunu bir bütünleşik bir yargı sistemi içerisinde, mantığı içerisinde ele almak lazım. Yoksa bir tarafını düzelttik, o zaman Murat Bey'in dediği olur. Oraya bir yama yaptık, başka taraftan başka yama ihtiyacı ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bunların hepsi konuşulabilir. Yani iyi niyetle, yani biz bunu göze efendim bu bireysel yargılama meselesine yeni bir çerçeve getirelim demek, bu kategorik olarak şu tarafta olmak ya da tersi görüşü beyan etmek kategorik olarak bu tarafta olmak değildir. Siyasi tartışma haline getirilmesin derken onu kastediyorum. Bu mesele bir anlamda siyasetin çözeceği alandır hiç şüphesiz. Hı hı. Yargıçlar oturup yasa yapamayacaklarına göre ya da anayasa değişikliği yapamayacaklarına göre bunu siyaset çözecektir. Ama siyaset de bütünleşik bir bakış açısıyla yargının nerelerde ne ihtiyacı var, bunların üzerine çalışacak. Yani şuna bir netlik ihtiyacı var bu noktada galiba. Sizin söylediğinizden tam şunu mu anlamalıyız? İzleyenler de tam öyle mi anlayabilir? Yani bireysel başvuru hakkı mekanizması bir yeniden düzenlenmeli mi diyorsunuz? Yoksa bu korunarak, niye soruyorum? Çünkü dediniz ki biz bu hakkı getirdiğimizde yani Türkiye demokrasisine katkı olarak bütün dünyadan övgü aldık. Bu hakkı geri aldığınızda da tam tersi olacaktır. Hayır, çünkü. Onu netleştirelim. Aman yanlış anlaşılmasın. Şunu kastediyorum. Yani bir kere bu bireysel yargı hakkının kullanılması, özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiş sürecinde oraya çok fazla dosyanın gitmesini de engelleyen bir mekanizma. Ama burası bu sefer mahkemelerin halledemediği bütün işleri çözen bir mahkeme haline dönmesin. Bireysel başvuru hakkı. Burada alanlar kısıtlanabilir. Bireysel haklar, insan hakları, siyasi haklar bakımından daha
üst düzey bir yargılama mekanı haline getirilebilir. Anladım. Bir anayasa 153 tartışması da oldu efendim. Dün Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü Arslan, Anayasa 153. maddeye atıfla dedi ki, Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır, kesindir. Hiçbir organ bunun üzerinde bir tasarrufta bulunamaz dedi. Fakat bununla birlikte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Uçum, Anayasa 153. maddenin bireysel başvuru sistemini kapsamadığını ifade etti. Sizce de böyle midir? Yoksa ben Anayasa Mahkemesi... kişilerin konuştukları üzerinden bir tartışmaya girmem. Siyasi hayatım boyunca hiç girmedim. Bunu doğru da bulmam. Burada çünkü kişilerin üzerinden konuşmaya başlarsanız herkesin farklı bir hukuk anlayışı ortaya çıkar. Burada asıl olan bu tartışmaların çok açık, şeffaf bir şekilde yapılması, ihtiyaçların ne olduğunun ortaya konulması ve bunun da Türkiye Büyük Millet Meclisi çerçevesinde yasa gerekiyorsa yasanın ortaya konulması, anayasa değişikliği ise bununla ilgili çalışmalar yapılması gerekir. Evet, Can Atalay... Yani bu tartışmalardan, bu polemiklerden bu meselenin kurtarılması gerektiğini düşünüyorum. Anladım. Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararına yönelik CHP'nin bir iptal başvurusu oldu. Bu kararın yok hükmünde olduğunu ifade ettiler dilekçede. Daha önce Anayasa Mahkemesi takip ettiğim kadarıyla herhangi bir düşürme işlemine dair iptal kararı vermedi. Ama bu defa CHP bazı usulü hatalar oldu, usul eksiği işlemler oldu. Dolayısıyla bu nedenle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı vermesi gerektiğini ifade ediyor. Şayet Anayasa Mahkemesi bir iptal kararı verirse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak sizin tavrınız ne olur? Bir kere bu işlemde bir usul hatası yoktur. Siz soruyu sorarken söyleyecektim. Tekrardan söylemek isterim. Bu bir milletvekilliğinin düşürülmesi değil, milletvekilinin düşmesidir. Okunmasıyla, bilgilendirilmekle birlikte düşmesidir. Dolayısıyla farklı bir süreçtir. Bir karar yoktur bu, anlamında mı? Tabii yani bir oylama yapılmamıştır. Milletvekilleri el kaldırıp indirmemiştir. Partilerin milletvekillerinin bir fezleke ortada yoktur. Dolayısıyla bu böyle bir şekilde milletvekilinin meclisin bilgilendirilmesi yoluyla düşmesi söz konusudur. Anayasa Mahkemesi ne karar verecek göreceğiz. Yeni bir ihlal kararı verilmesi halinde bir bireysel başvuru da var efendim. O durumda yine böyle bir kısır döngüye girersek yargı organları arasında, Yargıtay, ilk derece mahkemesi, Anayasa Mahkemesi arasında yani bu süreç sürekli bir top çevirme gibi bir duruma mı evrilecek? Olmaz yani inşallah. Nerede çözülecek bu mesele? Ümit ederim öyle bir noktaya gelmez mesele. Peki. Fakat bütün bu süreç son belki bilmiyorum bu konuyu kapatacak mıyız? Şimdi dün Anayasa Mahkemesi'nde bir tören yapıldı. Geleneksel olarak oraya bütün yüksek yargı organlarının başkanları da gelir öyle törenlere. Siz de oradaydınız. Evet. Yargıtay Başkanı yoktu. Ben vatandaş olarak bakınca bu gerginliğin sonucu diye yorumluyorum. Belki başkanın bilmiyorum ben kaçırdım mı, bir mazeret bildirdi mi, bir açıklama yaptı mı bilmiyorum eğer yaptıysa. Ama bu görüntü insanların, çünkü hani hep konuşuyoruz yani adalet duygusu ve yüksek yargı dediğiniz yani normal mahkemelerden de öte bir anlam yüklüyoruz vatandaş olarak. Yani devletin adalet dağıttığı makamlar arasında böyle bir kavga, gürültü, çekişme, inatlaşma, küskünlük ne derseniz adına. Yani bunu bir bütün olarak demokrasiye nasıl bir etkisi olduğunu da hepimiz görüyoruz. Hani onun için bir yerde bitirilmesi gerekmiyor mu bu işlerin? Şüphesiz. Yani, doğru yani yeni, mesela yeni anayasa çalışmalarını az önce atıf yaptığınız için oradan yani bu çok uzun erimli bir konuya dönüşüyor sonra. Ama bugün de bakılan problemler ve olası kısır döngüye girme ihtimalleri üzerinden belki de nasıl bir metodoloji konuşulmalı ki insanların, vatandaşın yargıya olan güvenini sarsmayacak şekle dönüşebilsin. Yani ben tabii Yargıtay Başkanı'nın için yani ben de açıkçası gerçekten bilmiyorum. Ama yani bu anlamda bu meselenin de bir şekilde halledilmesinin gerekli olduğuna inanıyorum. Bu tartışma Türkiye'nin gündeminde çok uzun süre kaldı. Türkiye kendisini hele hele bu kadar bölgesel ve küresel sorunlarla boğuşurken çok daha önemli alanlara teksif etmeli, dikkatini, ilgisini teksif etmeli. Ve bizim önümüze koyduğumuz Türkiye'nin ikinci asrına, işte Türkiye yüzyıl dediğimiz yeni döneme ilişkin hedeflerimizi daha nasıl gerçekleştirebiliriz? Meclis adına konuşmam gerekirse yani biz bu süreçte meclis olarak ne katkıda bulunabiliriz? Hangi yasalar, işte anayasa tartışmasını onun için çok hayati önemde buluyorum. Anayasa tartışmaları nasıl demokratik bir olgunluk içerisinde ortaya koyar? Bunu tartışabiliriz.
ondan evvel demokratik bir yeni meclis iş tüzüğünü nasıl gerçekleştirebiliriz gibi konulara odaklanmamız lazım. Tabii ki kurumlar arasında yaklaşım farklılıkları olur. Bu her şekilde olur. Herkesin görevleri, yetkileri, sorumlulukları bellidir. Ve bu çerçevede herkes kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirir. Efendim, yerel seçim öncesi çok olası değil herhalde ama siz seçimler sonrası anayasa değişikliğini yeniden sıcak bir şekilde gündeminize alacaksınız gibi anlıyorum. Siyasi partilere yönelik yeni bir tur düşünür müsünüz? Ya vallahi ben bu konuda samimi, ya ben yokum, ben gelmiyorum, bu tartışmanın içinde olmayacağım diye ne yapacak bir şey yok. O arkadaşlarımız var mı öyle diyen? Bilmiyorum. O arkadaşlarımızı da ikna etmeye çalışırız ama millet adına yapılması gereken bir iş var, bir ödev var, bir sorumluluk var. Buna kim ne katkı sağlayabilirse. Yani Fizan'da bir arkadaş var, bunun anayasayla ilgili bir görüşü var. Gider onun da görüşünü alırız, onun da fikirlerini dinlemeyi arzu ederiz. Dolayısıyla burada yani bizim yapacağımız şey bu tartışma ortamının önünü açmaktır. Hı hı. Herkesin müspet katılımını sağlamaktır. Yani sonuçta karar meclisin iradesine bağlıdır. Meclis derse ki hayır, biz böyle bir şey gündemimizde yok, yapacak bir şey yok. Ama ben bu sefer iyi niyetli yaklaşıma tekrardan söylüyorum. Belli bir noktaya gelinebilir. Çünkü Türkiye'nin hem birikmiş ihtiyaçları var, hem önünü açması gereken alanlar var. Hem mesela Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra burada bu sistemle ilgili bir takım yeni ihtiyaçların ortaya çıktığını görüyoruz. Bütün bunların hepsi ön yargısız bir şekilde konuşulur. İş tüzükle ilgili aslında değindiniz kısmen ama ne tam olarak sizin değişiklik beklentiniz? Ya şimdi benim, ya bütün arkadaşlarımızla konuştuğunuzda bütün partilerde ortak konular var. Mesela nedir bunlardan birisi? Meclisin genel kurul çalışmaları çok uzun saatler sürüyor. Bunların mesela haftanın belli günlerinde diyelim ki yasalarla ilgili oylama bir tek güne konulabilir. Ama bunun öncesinde de komisyon çalışmalarının çok nitelikli hale, zaten öyle ama çok daha gözden geçirilerek komisyon çalışmalarını, herkes ne söylüyorsa, hangi teklif varsa bunları söylesin. Komisyon çalışmaları gerekiyorsa Meclis TV tarafından naklen verilsin. Dolayısıyla zaten orada insanlar cep telefonlarıyla bir şekilde o, evet, yayınları yapıyorlar. Ya benim bir fikrim vardı, komisyonda söyleyecektim diyen hiçbir milletvekili kalmasın. Söyleyemedim diyen. Oraları çalıştırmak lazım. Sadece esas komisyonlar değil, ihtisas komisyonlarının da meclisin yasama faaliyetlerine daha aktif çalışmalarını temin etmek lazım. Oralarda onlar tartışılsın. Sonuçta mecliste diyelim ki herhangi bir yasa bittiği zaman komisyonda, mecliste tekrar tek tek maddeleri üzerinde değil, geneli üzerinde görüşmeler yapılarak, her partinin, grubu bulunan partilerin görüşleri alınarak son rötuşlar yapılsın. Ve böyle gerekiyorsa orada bir değişiklik önerisi varsa onlar konuşulsun ve böylece geçen arkadaşlar çıkarmışlar 20 saati, 24 saati açan meclis oturumları var. Evet. Böyle gayri insani bir şey olmaz. Bizi de zorluyor efendim. Sizleri de zorluyor, medyayı da zorluyor. Hatta öyle ki bazen akşam 8'e 9'a kadar mesela her gün grup önerileri. Her gün işte o grup önerilerinin üzerinde uzun saatlerce süren tartışmalar. Ondan sonra işte grup başkan vekillerinin karşılıklı o müzakereleri, atışmaları, ne derseniz deyin. Onların üzerinden saatlerce süren bir takım müzakereler. Bunları daha belirgin hale getirelim, daha demokratik hale getirelim, daha fazla söz söylensin, daha fazla kişilerin fikirleri gündeme gelsin. Ama süreci akıcı hale getirerek demokratik bir işi sağlayalım. Ne bileyim, uluslararası sözleşmeler geliyorsa haftanın bir günü uluslararası sözleşmeler gelsin. İşte bir gün işte grup önerileri oturulsun, konuşulsun gibi. Ya bunlar çok yani başlangıç fikirleri olarak söylüyorum. Bunlar konuşulabilir. Mühim olan meclisin çalışma takviminin daha rahat olması ve çalışma sürelerinin daha insani hale dönüştürülmesidir. Milletvekillerinin şimdi medyada da, dolayısıyla kamuoyunda da, özellikle sosyal medya çıktıktan sonra, yani siz de çok iyi biliyorsunuz, o sıralardan geçtiniz. Dışarıda şöyle bir algı var. Yani milletvekilleri mecliste yüksek maaş alıyorlar, emekli perişan 10 bin lirayla milletvekilleri. Hele bir de emekliyse işte kaç oldu, 200 küsür bin liralar telaffuz ediliyor. Zaten çay 1 lira, restoranda, meclis lokantasında da her şey neredeyse bedava gibi, dışarının onda biri fiyatları. Öyle rahat yaşayan bir işte 600 kişi var, biz de toplum olarak bu insanları besliyoruz. Böyle bir algı var şimdi. Hani
Fiyatlar gerçek yalnız bu arada. Çok ucuz Türkiye geneline göre. Yok, yeni zam biraz zam gelmiş ya. Evet. Biraz ama. Biraz %70. Ama zaten yani. Enflasyonunu düşünürsek evet. Son birkaç. 10 liraya %70 yapılınca yine 17 lira olursa örnek olarak. Şunu söylemeye çalışıyorum. Milletvekili yani bu insanlar bizim için kıymetli. Daha doğrusu kıymetli olmalı. Yani o figür birçok şey ifade etmeli ve bu insanların toplumun demokrasiye olan inancını ve bu toplumun iyiliğine çalıştıklarını bize göstermeliler. O konuda da başka alanlarda, medyayı da bunun içine katarım, başka alanlarda olduğu gibi bir yıpranma var. Siz meclis başkanı olarak milletvekilinin bir figür olarak toplumda daha saygın bir yere gelmesi için ne yapacaksınız? Şimdi bir kere şunu çok açık söylemek lazım. Yıllardır aynı şeyi görüyoruz ve söylüyoruz. Yani bir yerde böyle milletvekili arkadaşlar her dönemde, sadece bu dönem için söylemiyorum. Ben de bu dönem için söylemiyorum. Her dönemde kolay bir şekilde gözden çıkarılır, kolay saldırılabilir, kolay etiketlenebilir bir topluluk olarak, grup olarak görünüyor. Bu fevkalade yanlıştır. Yani milletvekillerinin itibarsızlaştırmak için işte maaşlar meselesi, yemekler meselesi. Ya şimdi milletvekili arkadaşlarımız öyle arkadaşlarımız var ki sadece bir tek maaşları var. Bu insanlar bütün masraflarını onun içerisinden kendileri yapıyorlar. Dolayısıyla milletvekillerini bu tür çok ucuz polemikler üzerinden yıpratmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Hem diyoruz ki milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ya buradaki 600 arkadaşımızın her birisi kendi seçim çevrelerinde on binlerce, bazı büyük şehirlerde 100 bini aşkın seçmenin oyunu alarak buraya gelmiş insanlar. Yani bu insanlar arkalarında büyük bir kitleyi temsil ediyorlar. Hangi partiden olurlarsa olsunlar. Bir kere bu milletvekili arkadaşlarımızın lüzumsuz yere eleştirilmesini, bu kolay ve biraz da çabuk yıpratmaya dönük eleştirilerin hedefi haline getirilmesini asla doğru bulmuyorum. Yıllardır bu böyledir. Bunun önüne geçmek lazım. Yani burada öncelikle tabii yapılması gereken şey bir kere milletvekillerimiz kendi işini yapıyor, kendi görevini görüyor. Sabahlara kadar çalışıyor, yeri geliyor işte bütçe görüşmelerini biliyorsunuz. Diğer işte kanun tekliflerinin yasalaşma sürecindeki mesaileri görüyorsunuz. Kendi seçim bölgesinde işte hafta sonları oraya gidiyor, tekrar koşa koşa geliyor. Dün mesela bir uluslararası grup vardı. Orada dostluk grubundaki arkadaşlarımız da bana refakat ediyordu. Mecliste oylama için not geldi telefonlarına. İki arkadaşımız koşarak gitmek zorunda kaldı. Yani şimdi ellerinden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyorlar. Dolayısıyla milletvekillerini yıpratmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Burada bizim meclisteki arkadaşlarımızın, milletvekillerimizin dikkat edeceği hususların başında gelen şey insanların fikirleri farklı olabilir, siyasi görüşleri farklı olabilir, efendim kanaatleri farklı olabilir. Hiç uzlaşamayacak noktalarda durabilirler. Ama sözü kıymetli kılmak da milletvekillerimizin vazifesidir. Yani herkes kendi sözünü kıymetli hale getirmesi lazım. İtibar edilen bir sözler haline dönüştürmemiz lazım. Fikirlerimizin farklılıkları bir arada olacak. Hep ben meclisteki teşekkür konuşmasında da söyledim. Yumruklarını birbirlerine sıkanlar el sıkışamazlar. Bu milletin el sıkışması için milletvekili arkadaşlarımızın el sıkışması lazım. A ve Z kadar birbirlerinden farklı fikirlerde olabilirler. Dolayısıyla burada hem meclis çalışmaları, içerideki oturumlar bakımından söylüyorum, hem meclisin dışındaki çalışmalar bakımından söylüyorum, milletvekili arkadaşlarımıza da sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluk 10 tane saysam bir numaraya sözü her birimizin, her bir milletvekili arkadaşımızın sözünü itibarlı hale getirmesini koymak gerekir. Efendim zaman zaman gerginliklere de şahit oluyoruz meclis genel kurulunda. Bunların önlenmesi için sizin bir özel çabanız var mı? İşte yani uslubu beyan aynı ile insan diye bir laf var. Yani bir adama en ağır lafı söyleyebilirsiniz ama öyle bir uslub içerisinde söylersiniz ki o da yani buna karşı çıkabilir, kızabilir ama o da belli bir uslub içerisinde. Bir kere önce bu anlamda hakikaten usluplarımıza dikkat etmemiz lazım, riayet etmemiz lazım. Nihayetinde hepimiz bir kamu görevi görüyoruz. İktidar da olsun, muhalefet de olsun. Milletvekili arkadaşlarımızın hepsi aynı amaca hizmet ediyor. Bu ülkenin daha ileriye götürülmesine hizmet ediyor. Birisine göre yanlış, ötekine göre doğru bir söz söylemiş olur. Bir kere buna dikkat etmek lazım. Hele hele yani kavgalar, gürültüler, efendim ya affedersiniz geçmiş dönemlerde bir milletvekili arkadaşımızın ayağı ısırıldı. Başka milletvekili tarafından. Evet. Bunun yumruklaşmalar oldu. Önemli nedenlerinden birisi de tırnak içinde söylüyorum insani çalışma ortamlarının olması.
İşte çok uzun meclis oturumları bunu şey yapıyor. Biraz da tetikliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Koltuk rengini bile konuştuk efendim. Koltuk evet, renginin evet. etkisini. Ama koltuk bazıları için çok kıymetli. Bu arada burada 4 koltuk var. Siz konuksunuz bir televizyoncu gözüyle. Sizin koltukla bizimkiler aynı. Bu bilinçli bir tercih mi? Evet. Doğru bir şey tercih. Arkadaşlara dedik yani herkes aynı koltukta otursun. Peki teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Yani koltuk demin dediniz ya herkes bir kamu görevi yapıyor. Ve o görevlerin bir süresi var. Bu bir nöbet. Yani galiba koltuğa oturanlar, bunu herkes için söylüyorum. Sadece siyasette de değil, bürokraside, özel sektörde bile. Sanki o koltuk kendilerine tapuluymuş ve her yere götürebileceklermiş şimdi, gibi. Şimdi geçen gün bir toplantıda bu tam dediğiniz konu gündeme böyle laf açtı. Konuşuyorum. Sanki de bu salondaydı tahmin ediyorum. Bir böyle panel ya da bir toplantı vardı. Dedim ki siyasetçinin en büyük zaafı kendisini ebedi zannetmesidir. Ben dedim meclisin 30. başkanıyım. Benden evvel 29 meclis başkanımız geçti. Allah ömür verirse bir müddet sonra ben de eski meclis başkanı olacağım. Bir müddet sonra da eski insan olacağım. En büyük handikapımız makamlarımız dolayısıyla kendimizi mühim insanlar zannetmemizdir. Mühim insan arayanlar İstanbul'daki büyük Selahattin camilerinin hazirelerine gitsinler. Orada nice insanlar yatıyor. Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman dünyayı bir şekilde yönetmiş insanlar orada yatıyor. Dolayısıyla siyasetçinin büyük handikaplarından birisi de nerede olursa, hangi şeyde olursa olsun, diğer meslekler için de geçerli, doğru. Sizin mesleğiniz için de geçerli. Bizim meslekte de çok var. İnsanın kendisini mühim insan kabul etmesi kadar büyük yanılgı olamaz. Hepimiz kendi hayatımız içerisinde, kendi hayatımızın başrolünde oynuyoruz. Kendi şeyimiz içerisinde bu millete hizmet etmek için bir görev icra ediyoruz. Allah bunların hepsinde yüz akıyla başarılı olabilmeyi nasip etsin hepimize. Dolayısıyla bu hani mahkeme kadıya mülk değildir lafı var ya bu öyle bir şey. Ben şunu sormak istiyorum Sayın Başkan. Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde biz modern tarihimizin en ağır felaketlerinden birini yaşadık. 6 Şubat depremleri. Ve o günden bugüne tartıştığımız ama bir türlü net bir şekilde sonuca varamadığımız bir başlık. İmar affı, imar barışı bu konular. Bir daha gelmesin kamuoyu bunları duymak istemiyor diye depremin hemen ardından çok konuştuk. Bir yandan da deniyor ki mesela bir imar yasası çıkarılsın. Buna uymayanlar cezalandırılsın. Ki toplum bir daha kolonu kesilmiş bina, deniz kumuyla yapılmış apartman görmesin ve bu acıları yaşamasın diye. Meclis başkanı olarak tutumunuz, yaklaşımınız nedir ve ne yapılabilir? Biz 6 Şubat depremi gibi büyük felaketleri Allah korusun elbette bir daha yaşamayalım. Şimdi bir kere yani yasadan önce bir anlayış değişikliğine tabii. ihtiyaç vardı. Ben çok büyük oranda Türkiye'de Türk milletinin bu anlamda büyük bir anlayış değişikliğine ulaştığını düşünüyorum. Bu söylediğiniz konular ve başka... 6 Şubat yani, milat oldu. Ya bir, yeni bir milat oldu. Hı hı. Nasıl 1999 depreminden sonra bir... Hani bugün bile konuşuyoruz ya 99 öncesi yapılmış binalar ve sonrası yapılmış binalar. O sadece bir bina yapımındaki değişiklik değil. Aynı zamanda da bir zihniyet değişimiydi. Öyle kolay yoldan 3-5 kuruş kazanalım diye insan hayatını artık kimsenin tehlikeye atması mümkün olmamalıdır. Bunun için de depreme dayanıklı şehirler hazır bir yerel seçim kampanyasındayız. Bütün partiler için, bütün adaylar için de herhalde gündemler, özellikle büyük şehirler için söylüyorum, gündemlerin bir numaralı maddesi budur. Bu olmalıdır. Yani öyle çok yüksek katlı binaların olmadığı, alçak işte 3-4 katlı binaların olduğu, yaygın şehirleşmelerin olduğu, altyapılarının tamamlandığı yeni bir şehirleşme anlayışına ihtiyaç var. Bunu bu 6 Şubat depreminden sonraki o zihniyet değişimi zorluyor. Artık hiç kimsenin bunun dışına çıkma imkan ve ihtimali olmamalıdır. Yani milletimizin baskısı dolayısıyla da söylüyorum. Ha, yasa değişikliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi burada. Hangi yasaya ihtiyaç varsa biz bu konuda bu yasaların çıkartılması için meclisi seferber ederiz. Meclisin vazifelerinden birisi de budur. İlk gün söylediğim hususlardan birisi de şu. Ne olursa olsun hangi çalışmayı yaparsak yapalım 6 Şubat'ı asla unutmayacağız. Bunu sadece bir hatırlama, bir anma anlamında söylemiyorum. Oradan dersler çıkararak ondan sonra önce yapmış olduğumuz hataların hiçbirini yapmayacağız. Bunun için hangi yasal çerçeve gerekiyorsa bunun yapılması da meclisin boynunun borcudur. Peki efendim bir aramız var. Aranın ardından devam edeceğiz. Efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'la özel röportajımız kısa bir aranın ardından devam edecek. Lütfen ayrılmayın.
Efendim tekrar merhaba. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'la özel röportajımız devam ediyor. Fevzi Çakır ben. Sena Alkan'ın deprem bölgesine ilişkin bir sorusu vardı. Tekrar sözü kendisine vereyim. Bir bu imarla ilgili, yani imar affı, imar barışı, imar yasası, bunlarla ilgili ne yapılabilir? Onu biraz daha açmanızı isteyeceğim Sayın Başkan. Bir de onun dışında bu 11 kentimizde gerçekten bir yeniden inşa sürecine apayrı ihtiyaç var. Ve orada ne noktadayız? Siz 6 Şubat'ta zannederim Kahramanmaraş'taydınız. Ne gözlemlediniz? Onu da paylaşın isterim. Şimdi tabii hakikaten yani Allah vermesin bir daha yani ne bize ne hiçbir... Allah kuluna yaşatmasın böyle bir felaketi. Büyük, biz deprem sonrasında da defaatle oraya gittik. Hatta ben bayramlarda da oraya eşimle beraber orada gidip deprem zedelerle birlikte olmayı arzu ettim. Çok şükür o ilk yıkıntılardan bir şekilde Türkiye sıyrıldı. Yani o yıkıntıların içerisinden ayağa kalkmayı başardık. Ama henüz her şey bitmiş değil. Yeterince bütün yapılması gerekenler tamamlanmış değil. Önümüzdeki süreçte özellikle hak eden bütün vatandaşlarımızın kendi evlerine geçmesiyle ilgili sürecin tamamlanması lazım. Hızlı bir imar faaliyeti devam ediyor. Bazı şehirler işte Hatay gibi, Maraş gibi, Maraş'ı gördük. Yani Maraş'ın depremden sonraki haliyle şimdiki hali arasında çok büyük bir fark var. Maraş bir şekilde ayağa kalkmış. Hala ama Maraş'ta yapılması gereken işler var. Maraş'ın sanayisi iyi kötü çalışmaya başlamış, belli bir mesafe alınmış. İşte resmi kurumlarda fevkalade ciddi şekilde faaliyetler devam ticari ediyor. Ticari hayat da başlamış. Ticari hayat en önemlisi başladı. Efendim ticari ben de gittim başladı. Yakın zamanda deprem. Burada bölgesi. Çok büyük bir mesafe alındığı evet. Görülüyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Depremden hemen sonra yani insanüstü bir gayretle çalışıldı. Hem kamu kurumları, hem sivil toplum kuruluşları, hem yardımsever bireysel vatandaşlar az buz bir iş değildi. Yani herhalde başka hiçbir millet bu kadar kısa süre içerisinde bu toparlamayı gerçekleştiremezdi. Ama hala çok iş var. Uzun bir iş yol var. Ne kadar yani takribi şöyle bir acaba hesaplama var mı? Kaç yıllık bir periyottan bahsediyoruz biz? Yani kısa bir yani ben tabii detayını bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda bütün bu veriler, çalışma takvimleri, süreler, hatta sadece il bazında değil ilçe bazında yapılacak işler, bütün bunların hepsi bir takvim içerisinde bunlar yapıldı. Ve bunlar süratle yerine getirilmeye çalışılıyor. Bir taraftan da bakanlıklar, diyelim ki işte Sağlık Bakanlığı hastaneleri onarıyor. Yeni hastaneler yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da gittiği programlarda hastane açılışlarını yapıyor. Okullar yapılıyor. Yani sadece bir tek Çevre Bakanlığı'nın değil, aşağı yukarı Türkiye'deki bu bakanlıklarımızın tamamıyla ilgili işler illerde tamamlanmaya çalışılıyor süratle. Yani... İnşallah en kısa süre içerisinde hiçbir eksik bırakılmadan bunlar geride bırakılmış olur. Tabii mesela bazı yerler yani yeniden yapacaksınız. Hatay'ın o eski tarihi evet. Caddelerinin yerine yeniden sıfırdan yerler yapılmaya çalışılıyor. Tarihi binaların ayağa kaldırılması, kültürel yapıların yeniden ayağa kaldırılması epey işimiz var. Ama benim gördüğüm inşallah önümüzdeki süreçte yine deprem bölgesindeki diğer şehirlerimize de birkaç şehre daha gitmeye çalışacağım. Gördüğüm Maraş'ta bir kere bu çok net görünüyor. Ciddi bir şekilde gelişme var, toparlanma var. Tamamına ersin. Adıyaman'la Hatay herhalde biraz daha sıkıntılı yerler. Oralarda da yoğun bir çalışma var. Çalışma devam ediyor, sürdürülüyor. Evet. Ama oradan bile büyük bir siyasi tartışma çıktı biliyorsunuz. Cumhurbaşkanının bir cümlesi, gerçi sonra kendisi izah etti, anlattı ama o tartışmaya nasıl bakarsınız? Yani merkezi yönetimle belediye aynı partiden olmazsa hizmet alamazsınız, alırsınız tartışmasını. Ya onu bir aynı partiden olursunuz, olsa manası de beraber burada mühim olan uyumlu, beraber çalışmak. Ama öyle algılandı ya, öyle, onun için öyle soruyorum. Yani merkezi hükümetten hiçbir bir destek beklemeyen, hiçbir destek istemeyen, efendim işte hatta merkezi hükümetle sürekli uyumsuzluk içerisinde çalışan bir belediye herhalde kastettiği şey budur. Burada mühim olan merkezi hükümet, çünkü ildeki, hatta ilçelerdeki, köylerdeki en ücra köşeye kadar merkezi hükümetin eli kolu uzanıyor. Evet. Herhalde kastettiği şey budur. Yoksa her yerde aynı partiye oy verin, yoksa hizmet alamazsınız dediğini zannetmiyorum. Kastı budur ve oradan bir cümle cımbızla çekilmiş ve onun üzerine siyasi anlamda bir tartışma sürdürülüyor. Efendim biraz da dış politikaya bakalım. Zira siz de yoğun temas trafiği içerisindesiniz. Zaman zaman birçok ülkeye giderek diplomatik temaslarda bulunuyorsunuz. Yakın zamanda da Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahatiniz oldu.
Türkiye'nin son dönemde özellikle bir körfez açılımı var. Daha önce sorun yaşadığı birçok ülkeyle normalleşme süreci başlattı. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile temasınız esnasında hangi konular gündeme geldi? Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri normalleşmesinde son durum nedir? Özellikle Türkiye'nin ekonomi bağlamında bazı işbirliği çabaları var benzer ülkelerle. Bu işbirliği çabalarına ilişkin olumlu sinyaller aldınız mı görüşmeniz, temasınız esnasında? Bir kere yani hem Bahreyn hem Abu Dhabi ve Dubai görüşmeleri, yani Birleşik Arap Emirlikleri görüşmeleri bizim tahminimizden, planladığımızdan çok çok daha olumlu geçti. Fevkalade büyük bir hüsnü kabulle karşılandık. Devlet başkanları, benim muhatabım olan meclis başkanlarının dışında da devlet başkanları çok güzel şekilde ağırladılar ve çok ciddi konuları konuşma imkanımız oldu. Bu ikili temasların fevkalade yararlı olduğunu her vesileyle görüyoruz. Ben de meclis başkanı olduğumdan bu yana herhalde 50'nin üzerinde meclis başkanıyla, 4-5 tane başbakanla, 4-5 tane de devlet başkanıyla görüşme imkanımız oldu. Şimdi burada maalesef son dönemlerde biliyorsunuz özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında böyle serin bir ilişki dönemi oldu. Bunun süratle telafi edilmesi konusunda büyük bir iştiyakın olduğunu gördüm. Bunun farklı nedenleri var. Bunlardan birisi bölgedeki gelişmeler bu ülkelerin güven ve istikrar konusundaki beklentilerini ilk sıraya koymuş. Yani bir taraftan Kızıldeniz'deki gelişmeler, bir taraftan İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı katliamları, bir taraftan bölgedeki bütün ülkelerin yeni bir güvenlik ihtiyacı içerisinde olmaları, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve diğer ülkeler için de söylenebilir. Ama temaslarım dolayısıyla rahatlıkla söyleyebilirim ki güven ve istikrar arayışı bu ülkeler bakımından ilk sıraya çıkmış. Birincisi bu. İkinci tespitim şudur. Türkiye'nin özellikle milli savunma sanayinde geldiği noktayı fevkalade önemli bir nokta olarak görüyorlar. Ve buradaki işbirliklerinin kendilerine büyük yarar sağlayacağını düşünüyorlar. Bir de güzel bir tesadüf oldu. Bizim savunma sanayi başkanımız Haluk Hoca, Aselsan, Roketsan, Havelsan, TUSAŞ genel müdürleri Dubai'de Aselsan'ın merkezini açmak, oradaki ofisini açtık. Toplantıda bize de briefing verdiler. Orada bazı konuları konuştuk. Bizim de detaylı olarak bilgi sahibi olmaktan hakikaten memnuniyet duyduğum konular oldu. Bu konuları hem meclis başkanlarıyla, yani meclis başkanı, şura meclisi, ikili meclis olan yerler var. Hem ülkelerin cumhurbaşkanları ve başbakanıyla konuşmak imkanımız oldu. Ve bu alanlarda işbirliğine yakınlar. Çok arzular, istekliler. Sadece örneğin işte İHA'ları, SİHA'ları oraya satmak ya da bir takım gemileri, bizim işte TCG gibi gemileri onlara satmak değil. Bu tür projelerde ve özellikle uzay projesinde de Türkiye ile müşterek hareket etmek, ortak işbirliği yapmak. Hatta ortak ürünleri üreterek bunu gündeme getirmek gibi fevkalade olumlu yaklaşımları var. Bunları, o zaman savunma sanayinde bir işbirliği olabilir. İHA, SİHA bağlamında görülebilir önümüzdeki görülebilir. Tabii buralar bir de çok büyük yatırımların olduğu alanlar. Bunun her iki tarafa da, taraflara da katkısı olacağı kanaatindeyim. Mesela çok güzel bir şey oldu. Bizim Birleşik Arap Emirlikleri'nde Yunus Emre Enstitüsü'nün açılmasıyla ilgili talebimiz epey bir süredir bekliyordu. Ben bunu Sayın Emir'e bunu sunduğum zaman dedim, bakın ya biz iki kardeş ülkeyiz. Halkları birbiriyle büyük müşterekleri olan ülkeleriz. Bizim burada bir niye Türk Kültür Merkezi olmasın? Türk dilini öğreten bir merkezimiz olmasın. Bahreyn'de var ve çok başarılı bir şekilde hareket ediyorlar. Tamam dedi. Etrafındakilere talimatlarını verdi. İnşallah orada bir Yunus Emre Enstitüsü'nün kurulması mümkün olur. Buna mukabil de gelin siz de Türkiye'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin kültür merkezlerini açın. Nasıl Fransız Kültür Merkezi, evet, efendim İngiliz Kültür Merkezi vesaire ve varsa siz de gelin burada kültür merkezlerinizi açın. Bunlara, turizm alanındaki işbirliklerine, bir takım ortak yatırım konularına fevkalade olumlu yaklaştıklarını görüyorum. Ve bölgede Türkiye'yi tabir caizse böyle sırtlarını yaslayacakları güvenilir bir devlet olarak görüyorlar. Bu öyle yüz milyarlarca dolarla satın alınmayacak bir duygudur. Demin savunma sanayi konusu, orası dağılmadan sizin Ankara'da hem savunma bakanıyla hem genelkurmay başkanıyla bir görüşmeniz de oldu yanılmıyorsam.
Dün, evet. Dün, o da bir iadeyi ziyaretti. Yani ben kendilerine ziyarette bulunmuştum. Hı. Onlar da bize iadeyi ziyarette bulundular. Bütün Genelkurmay Başkanımız ve kuvvet komutanlarıyla birlikte. Tabii ki savunma sanayi meselesi o toplantıda da ziyarette de gündeme geldi. Türkiye'nin bundan sonra hem kendi milli güvenliğimiz bakımından öncelikli konularımızdan birisi, hem de Türkiye'nin yakın çevresi başta olmak üzere uluslararası alanda itibar ve söz sahibi olabileceği alanlardan birisi milli savunma sanayimiz. Ben biraz bu iki ziyaretiniz, Körfez'de ziyaretinizi Gazze özelinde sormak istiyorum Sayın Başkan. Çünkü 4 ay geride kaldı. Bütün bir dünya canlı yayında tam bir katliam izliyor. 12 bin çocuk, 8 bin kadın olmak üzere binlerce kişi hayatını kaybetti Gazze'de. Şimdi de açlığın bir silah haline dönüştürüldüğünü görüyoruz. Ve bahsettiğiniz ülkeler Filistin davası hassasiyetiyle büyümüş sokaklara sahip. Ama baktığınızda maşiri vicdanı karşılık bulduğu yer ağırlıklı batı gibi görünüyor. Bu sokaklardan yeterince hareket görülmediği gibi yönetimlerinde de çok fazla aksiyon alan bir ülke görülmüyor. Yaptığınız temaslarda Gazze'de bir ateşkes konusu için ne yapılabileceğini ele aldınız mı? Çünkü artık orada da o zaman gitgide daralıyor. Açlık bir silaha dönüştü ve açlıktan ölümlerin başlayacağını Birleşmiş Milletler söylüyor. Şimdi tabii bütün bu, ben göreve geldiğim günden beri bu onlarca temasımızın hepsinde konu ne olursa olsun, diyelim iklim değişikliğiyle ilgili bir toplantıya katılıyor olsak bile veya işte Prag'da Ukrayna ile ilgili Kırım, Uluslararası Kırım platformu meclis başkanları toplantısına katılıyor olsak da her yerde konularımızın başında gelen bu Filistin meselesi, Gazze meselesi. Hele hele dediğiniz gibi artık geldiğimiz noktada iş bütün tahminlerin üstünde bir gaddarlığa gitmiştir. Yani biz burada konuşurken Gazze'nin sokaklarında salgın hastalıktan çocuklar sapır sapır düşüyor, ölüyor. İnsan bugün hiç böyle Amerikan bir şey... Başkanı Biden bile dedi çok fazla reaksiyon gösterdiğini düşünüyorum diye. Tabii yani bu bir kere her konuda özellikle İslam diyor ve biz başından beri şunu söylüyoruz. Evet, Batı'yı eleştiriyoruz, Amerika'yı eleştiriyoruz, İsrail'in gaddarlığını, zalimliğini, katliamları sürdüren bu, yani Naziler kendilerine ne yaptılarsa bin beterini oradaki kardeşlerimize yapmalarını eleştiriyoruz ama iğnenin ucunu da hep kendimize batırıyoruz. Nerede Batı dünyası diyoruz ama nerede İslam İşbirliği Teşkilatı? Nerede Müslüman ülkeler? Bu anlamda da Müslüman ülkelerin halklarında da çok ciddi bir reaksiyon var. Artık yavaş yavaş gördüğüm, bakın bu son 4 aylık süre içerisinde de böyle gözle görüyoruz, müşahede ediyoruz. İslam ülkelerinin yöneticileri, Batı'ya yakın duranlar da, efendim İsrail'le aralarını çok bozmak istemeyenler de artık onların da tahammül edemeyeceği, dayanamayacağı bir noktada gaddarlık, zulüm en üst noktaya çıkmıştır. Ben buradan artık İslam dünyasının yöneticilerinin de isteseler de istemeseler de halklarının nabzını tutacağını ve sokakta var olan bu reaksiyona bir şekilde paralel davranacaklarını düşünüyorum. Örneğin Bahreyn'de bir temsilciler meclisi var, bir şura meclisi var. Temsilciler meclisi Gazze konusunda bildirdi yayınlamış. Şura meclisi sessiz kalmış. Ama aynı zamanda sokaktaki gösterilere o temsilciler meclisinin üyesi milletvekillerinin bir kısmı da katılmış. Yine aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri belki siyasi olarak çok yüksek tonda bir şey söylemiyor. Ama özellikle Filistin'deki insani yardımların yapılması konusunda elinden gelen her şeyi ortaya koymaya gayret ediyor. Bu bir artık insanlık meselesi noktasına geldi. Ve Batı için de söylediğiniz gibi İsrail'i şımartan, koşulsuz destek veren, öldür öldürebildiğin kadar diyen en başta, başta Amerikan yöneticilerini söylüyorum, olmak üzere onların hepsi için İsrail sırtlarında taşınamayacak, daha doğrusu Netanyahu ve ekibi sırtlarında taşınamayacak bir ağırlığa, yüke dönüşmüştür. Şimdi onlar da Zevahir'i kurtarıp nasıl olacak da Netanyahu ve ekibini, bu çeteyi, çete diyebilirim, şundan dolayı diyebilirim, ben söylediğim sözün ne manaya geldiğini bilen birisiyim. Dengeli konuşmaya gayret eden bir siyasetçiyim. Yani eğer hukuka uysalardı, uluslararası hukuk çerçevesinde bir şekilde davransa, adam açık söylüyor. Ben savaş hukukuna uymayacağım diyor. Birleşmiş Milletler'e zaten hiç adam yerine koymuyor. Zaten bunlar insan değil ki diyor, insansı varlıklar diyor. Dolayısıyla bu bir çetedir, bir katiller sürüsüdür. Hiç lafı eğmeden, bükmeden söylemek lazım. Şimdi Amerika'da 3-5 tane oy için, finans çevrelerinde hakim olan 3-5 tane Yahudi lobisinin egemenleri için, baronlar için Netanyahu'nun yaptığına ses çıkarmaz ama bu da bir yere kadar.
Koskoca Amerikan kamuoyu var nihayetinde. Orada da vicdan sahibi, yürek sahibi, insanlık sahibi insanlar var. Batı'da sokaklarda ortaya konulan gösterileri görüyoruz. Parlamentolarda, yani birçok ülkede görünmeyen reaksiyonları veren Batılı siyasetçileri görüyoruz. Dolayısıyla artık yeter. Bunlar da bir kendilerince artık sırtlarındaki bu ağır yükü, taşınamayacak yükü bir kenara atacaklar. Ve böylece ellerini yıkayacaklarını zannediyorlar. Ancak şunu da çok açık söyleyeyim. Bu süre içerisinde işlenen insanlık suçlarına sessiz kalan, destek olan, onların sırtlarını sıvazlayanların hepsi en az bu suçu işleyenler kadar suçlu. Tam bunu sor, yani özür dilerim, evet, sizin sorusu varsa ben bir devam sorusu olarak. Aynen, Güney Afrika'nın İsrail'in soykırımla yargılanması için Uluslararası Adalet Divanı'na bir başvurusu vardı. İhtiyati tedbir kararı çıktı buradan. Şayet bir karar alınırsa destek veren üçüncü ülkelere de siz destek vermeyin, silah vermeyin çağrısı var. Yani burada sormak istediğim, Batı'da İsrail'i koşulsuz destekleyen ülkelerin de suçu ortaklığı üzerinden mi söylediniz? Elini yıkayıp çıkamazlar dediğinizden kastınız bu mu? Tam öyle. Ben burada Güney Afrika'nın yetkililerini tebrik ediyorum. İnsanlık adına insanlık cephesinin sözcülüğünü yüklendiler ve gerçekten tarihe geçecek bir adım attılar. Ve açık söyleyeyim, Lahey'deki bu dava ile birlikte artık Filistin davasında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni bir sayfa başlandı. Çok zor olacak, çok sancılı olacak. Belki çok büyük, bundan sonra daha büyük çatışmaların olduğu dönemler bile görebiliriz. Ama sonuçta bir insan ömrü için 70 yıl çok büyük bir süre, bir devlet ömrü için ise göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir süredir. 70 yıldır İsrail'e verilen bu destek dünyada hiçbir millete ve hiçbir devlete verilmedi. Tekrar ediyorum, İsrail'e 70 yıldır verilen destek hiç kimseye verilmedi. Bizim gariban Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'miz yıllardır bütün dünyanın ambargosu ve baskısı altında. Şimdi biz orada bağımsızlık mücadelesi vermiş ve kurulmuş bir devletimiz var orada. Şimdi bir de İsrail'e bakın. Ne yapsalar haklı görülen, istemedikleri kadar finansal destek verilen, istemediği kadar işgallerine göz yumulan, istemedikleri kadar efendim her türlü uluslararası kuruluşlarda sırtı sıvazlanan bir ülke. Ama sonuçta bunu yapanlar bile artık Netanyahu ve Siyonist çeteyi taşıyamıyorlar. Bu Güney Afrika'nın tarihsel bir göreviydi. Çok hakikaten büyük bir iş başardılar. Buradan şimdi bunun arkasını getirmek lazım. Ben 3 noktada özetliyorum eğer müsaade ederseniz. Önümüzdeki dönem belki 10 yıllar sürecek bir Filistin mücadelesi verilecek. Bunlardan birincisi Siyonist rejimin ve bu Siyonist katillerin yalnızlaştırılması. Lahey'deki mahkeme bunun başlangıcıdır. İsrail'in yalnızlaştırılması. İkincisi, yeryüzünde bir insanlık cephesinin kurulması. Bunun da temeli atılmıştır. Sokaklardaki bu yüz binlerce insanın, milyonlarca insanın gösterileri, dini, diyaneti, rengi, dili ne olursa olsun azıcık insanlık duygusu olan herkesin bir araya gelebildiğini göstermiştir. Çok büyük bir başarıdır ama sürdürülmesi lazım. Yani bunun sürekli sürdürülmesi lazım. Üçüncüsü ise başta bölge ülkeleri olmak üzere İslam ülkelerinin birlik ve bütünlüğü. Birisi Şam'a, birisi Mağrib'e giderse tabii ki başlarına bu sıkıntılar gelir. Dolayısıyla burada siyasi farklılıklarını bir tarafa atarak Müslüman ülkelerin, bölge ülkelerinin ortak konularda uzlaşabileceği, en azından ortak bir paradigma etrafında bir araya gelebilecekleri imkanı Filistin meselesi sunmaktadır. Bu üç konuyu ben çok önemsiyorum ve 10 yıllar boyunca bu mücadele sürecek. Ve Allah'ın izniyle başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti, tam manasıyla bağımsız bir devlet. Öyle kağıt üzerinde bir devlet değil. Yani Çankaya'dan diyelim Keçiören'e gitmek için 50 kere Filistin İsrail polisinden izin alınan bir devlet değil. Tam yani, egemen. Tam manasıyla egemen, her şeyine sahip bir devletin kurulması, bütün kutsal mekanların, Mescid-i Aksa başta olmak üzere, masuniyetinin uluslararası sistem tarafından garanti altına alınması ve bu yerleşimciler denilen gasıpların, efendim katiller sürüsünün bir şekilde gasp ettikleri yerlerden onların uzaklaştırılması gerekir. Bunlar olacak. Bu ana fikirler etrafında eğer hakikaten bu dünya bir araya gelmeyi başarırsa, bu siyasi gündemi olgunlaştırarak yolumuza devam edersek, burada ben sonuç alacağımızı düşünüyorum. Türkiye'nin varlığı, Türkiye'nin tezleri, Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk andan itibaren ortaya koymuş olduğu tavır,
bizlerin, işte bütün kurum ve kuruluşlarımızın ortaya koymuş olduğu tavır bizim de ülke olarak, millet olarak tarihe düştüğümüz nottur. Ve burada yeni bir dünya sisteminin kurulabilmesi için de Türkiye öncülük yapmaktadır. Efendim, tam da bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı hep tartışılıyor, İsrail'e desteği de tartışılıyor. Bölgesel bir çatışma olasılığı, Amerika'nın buradaki varlığı ya da İsrail'e desteğinin böyle bir sonuç ortaya çıkaracağı ifade ediyor. Bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri'ne ne söylemek istersiniz? Vallahi sadece mesela Amerika meselesi değil. Yani ama uçak gemileri gönderen, tabii, tonlarca silah veren, para veren bir ülke İsrail'e. Şimdi şöyle, aslında 3. Dünya Savaşı, ben şahsen 3. Dünya Savaşı'nın çoktan başladığına inananlardanım. Başbakan yardımcısıyken de bir demecimde bunu söylemiştim. Gözü kapalı ilerliyor dünya dedikleri yani, 2. Dünya Savaşı'ndan önce buna benzer bir durumu gözlemliyorsunuz? Bu sefer bir farkı var. 1. ve 2. Dünya Savaşları önce askeri olarak verildi. Sonra siyasi ve ekonomik savaşlar şeklinde döndü. Burada ise önce siyasi savaşlar şeklinde veriliyor. Ekonomik savaşlar şeklinde veriliyor. İşte ticaret savaşları, ekonomik savaşlar ve yeni bir şey daha buldular. Daha doğrusu eski bir şeyi yeni bir versiyon haline getirdiler. O da vekalet savaşları. Yani terör örgütleri üzerinden kendi güç kavgalarını veriyorlar. Dolayısıyla zaten başlamış olan, içten içe yanmakta olan bir şey var. Üçüncü Dünya Savaşı'nın öncüsü dediğimiz hareketler var. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin daha fazla tecrübe edinmesine gerek yok. İşte Afganistan. Afganistan'a gittiler, senelerce oturdular, 20 küsur sene. Ve apar topar, neredeyse arkalarına bakmadan Afganistan'dan çekilmek zorunda kaldılar. Şimdi Irak. Irak'ta 1,5 milyon insanın ölümüne vesile oldular. Irak'ı fiilen üçe böldüler. Ve taş taş üstüne bırakmadılar. Şimdi Amerika'da duramıyorlar. İşte İsrail'e verdikleri destek, yani Gazze diye bir yer fiilen kalmadı. Haritadan silindi. Bir millet yok edilmeye çalışılıyor. 2 milyona yakın insan zaten ufacık yerde yer değiştirmiş. Açık hapishane. Açık hapishane. Ve hiçbir hukuk yok. Şimdi nereye kadar savunacaksın? Buradan da kaçarak, İsrail destekçiliğinden Amerika kaçarak kurtulacaktır. Oraya doğru geliyor iş. Bir ateşkes üzerinde konuşuluyordu. Osman Hamdan, Hamas yetkilisi dedi ki garantörler istiyoruz. Bu garantörler içerisinde Katar olsun, Birleşmiş Milletler olsun, Rusya olsun, Türkiye olsun. Ateşkes teklifini Netanyahu kabul etmedi. Ama şimdi Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken de diyor ki hala bir alan var kullanılabilecek ateşkes için ve biz temasları sürdürüyoruz. Böyle bir durumda Türkiye'nin de bir süredir devam eden garantörlük çağrısı vardı. Ateşkes üzerinden bir garantörlük durumuna ne der, Türkiye nasıl yaklaşır? Şimdi burada Netanyahu'nun tavrı artık malum. Herkes biliyor. Yani siyaseti azıcık, siyasetin içinde olan herkes biliyor ki Netanyahu ateşi büyüterek ve maalesef öldürdüğü Filistinlilerin sayısını artırarak kendisini kurtarmaya çalışıyor. Siyasi kariyeri. Tabii ki. Yani o görmüyor mu mahkemeye gidecek? Arkasında Karadziç gibi onun da yargılanması, bu şimdi nihayetinde bir durum tespiti. Bunun bir soykırım olduğu tespiti. Bir de bu da savaş suçları mahkemesi kısmı var. Oraya gittiğinde başına ne gelecekleri görmüyor mu? Öyle olduğu için Batı'ya beni kurtarın diye aslında verdiği sinyaller. Bu işte Blinken'dan, Biden'dan, hele hele Hillary Clinton'dan gelen bu mesajları üst üste koyduğunuzda hiçbir cümle tesadüfen söylenmiş cümleler değil. Bunlar aslında, ya tamam seni bu kadar, açık söyleyeyim, Amerika şimdiye kadar Orta Doğu politikalarında İsrail'i de bir vekil devlet olarak kullandı. Şimdi baktı ki bu sürdürülemiyor. Burada bir şekilde barışın temin edilmesi lazım. Türkiye'nin ilk günden beri tavrı açıktır. İsrail'in hiçbir sözüne, İsrail hükümetinin, Netanyahu hükümetinin hiçbir sözüne güvenilerek adım atılamaz. Dolayısıyla bütün burada konuşulanların garanti altına alınması, bunun uluslararası sistem tarafından, özellikle Birleşmiş Milletler gözetiminde bir garantörlük müessesinin oluşması. Türkiye burada başından itibaren gönüllü olarak olur. Diğer bölge ülkeleri olur. Ve burada hakikaten ateşkesin şartlarının yerine getirilip getirilmediğini kontrol edecek bir mekanizma ve fiili bir garantörlük. Diyelim ki Hamas bunları yaptı, İsrail işte onun bir takım dediklerini yaptı falan. Sonunda hadi Gazze'yi de tamamen sıfır sorun haline getirdiler. Kusura bakmayın, Batı Şeria'daki milyonlarca Filistinli'nin hayatını kim garanti edecek? Şimdi öyle bir hukuksuz yapının içerisindeler ki sokaklarda diyelim ki bir Filistinli gençle bir yerleşimci
varsayalım ki bir Filistinli onu tutsa, ayağına ateş etse ya da işte onu vursa senelerce hapiste sürünüyor. Evet. Bir yerleşimci gelse bir Filistinliyi öldürse ceza bile almıyor. Evet. E şimdi böyle bir devlete nasıl güveneceksiniz? Peki. Bu konu Murat bitti mi? Yani evet, bittiyse son soru alayım zaten. Ha, ben yine Ankara'ya getireceğim sözü. 50 gün var bugün itibariyle seçimlere, yerel seçimlere. Meclis çalışma takvimi belli oldu mu? Yani hani ne zaman tatile girecek meclis? Çünkü yerel siyaset yapılacak. İşte kampanya devam ediyor. Şimdi tabii yani mecliste birkaç tane önemli yasa var. Bunlar mecliste gelecek ve yasalaşacak. Tabii ne zaman tatile girecekler meselesi grupların anlaşarak verecekler bir karar. Henüz bir karar belirlenmedi. Henüz bir karar yok. Karar yok ama sizin öngörünüz var mı? Ya da konuşulanlar var mı? Tahmin ederim ki Şubat'ın sonuna doğru artık zaten fiilen meclis çalışamaz noktaya gelir. Milletvekili arkadaşlar, bütün partilerden milletvekili arkadaşlar her ne kadar kendileri seçilmeyecek olsalar da kendi seçim çevrelerinde partilerin seçim kampanyalarına katılacaklar. Bu son derece doğaldır. Bir kere Mart'ın tamamı meclis bir şekilde ara verir. Ama belki de Şubat'ın sonuna doğru bu arayı gerçekleştirir. Peki, teşekkür ediyorum efendim. Ben çok teşekkür ederim. Efendim, 1,5 saat boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a güncel gelişmelere dair sorularımızı yönelttik. Gazeteci arkadaşlarım Sena Alkan ve Murat Çelik bizlerleydi. Noktalıyoruz. Bir başka özel yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar efendim.